İfadelerdeki terimler, çarpanlar ve katsayılar. Bu videoda matematiksel ifadelerin nasıl oluşturulduğunu anlatacağım. Ayrıca bir ifadenin farklı kısımlarını tanımlamakta kullandığımız sözcüklerden bahsedeceğim. Bu işimize yarayacak. Çünkü insanlar bir ifadeden bahsederken çeşitli sözcükler kullanır. Derler ki mesela, ikinci terim bence böyle olmayacak. Veya üçüncü terimde 4 çarpan var. Ya da bu terimin katsayısı neden 6? Bu dersin sonunda neden bahsettiklerini anlayabileceksiniz. Çünkü onlarla aynı dilden konuşuyor olacaksınız. Şimdi bakalım bu kelimeler ne anlama geliyor? Burada bir ifademiz var. Şimdi ilk olarak bir ifadenin terimlerinden bahsetmek istiyorum. Terim nedir? Şöyle düşünebiliriz. Bir ifadenin terimleri toplanıp çıkartılan parçalarıdır. Mesela bu ifadede toplanıp çıkartılan 3 şey var. İlki 2 çarpı 3. Buna 4 ekliyoruz ve 7y'yi çıkartıyoruz. Demek ki bu örnekte 3 terim varmış. İlk terim 2 çarpı 3, ikincisi 4 rakamı ve üçüncü terim 7 çarpı y. Şimdi gelelim çarpan sözcüğüne. İnsanlar bilhassa bir ifadeden bahsederken çarpan sözcüğünü kullandıklarında, her terim içerisinde birbiriyle çarpılan şeylerden bahsediyorlar aslında. Mesela, İlk terimin çarpanları nedir diye sorarsanız, ilk terim bu terim, yani 2 çarpı 3. Ve burada 2 çarpan var. 2 ve 3. Bunlar birbirleriyle çarpılıyor. Yani ilk terimde 2 çarpanımız var. Şimdi gelelim ikinci terime. Bu ikinci terim. Bu ikinci terimde sadece 1 çarpan var, yani sadece 4. Hiçbir şeyle çarpılmıyor bu. Ve buradaki üçüncü terimin yine 2 çarpanı bulunuyor. Bu terim 7 ile y'nin çarpımından oluşuyor. Demek ki burada 2 çarpanımız varmış. Ki onlar da 7 ve y. Şimdi bir değişkenle çarpılan bu sabit çarpanın, yani 7'nin özel bir adı daha var. Buna bu ifadenin katsayısı adı veriliyor. Katsayı, terimin geri kalanını çarpan, değişken olmayan sayıdır. Böyle düşünebiliriz. Burada 7y var. Ama 7xy, 7xyz ya da 7xyz kare olsaydı da, geri kalan her şeyi çarpan bu sabite katsayı diyecektik. Şimdi birkaç örnek daha yapalım. Ve her örnekte lütfen videoyu durdurup terimlerin ne olduğunu düşünün. Her ifadede kaç terim var? Her terimde kaç çarpan var? Ve katsayılar neler? Bunları düşünün. Şimdi ilk örneğe bakalım. 3 şeyin birbiriyle toplandığı çok açık. İlk terim bu. İkincisi bu ve bu da üçüncü terim. Ve her terimin 2 çarpanı var. İlk terimin çarpanları 3 ve x. İkincinin çarpanları x ve y. Ve üçüncü terimin çarpanları y ve z. Peki buradaki katsayılar neler? Hatırlayın, katsayı bir takım değişkenleri çarpan bir sabitti. O halde burada bu ilk terimin katsayısı 3. Diğer 2 terimin katsayıları ne peki? Diyor olabilirsiniz. Olaya nasıl yaklaştığınıza göre değişir. Bir yaklaşım şu olabilir. Xy demek, 1 çarpı xy demektir. O yüzden bazıları, buradaki xy'nin katsayısı 1'dir der. Bu 1, gizliden gizliye orada aslında. Yazılı olmasa bile, her sayı kendiliğinden 1 ile çarpılıyor zaten. Öyle veya böyle. Bu biraz yoruma bağlı. Şimdi, buradaki hakikaten ilginç. Çünkü eğer bu ifadeye, büyük resme bakarsak, 3 terimden oluştuğu çok açık. İlk terim x, y, z. İkinci terimse x artı y'nin, yani buranın tamamının y ile çarpımı. Ve üçüncü terim de 4x. İlk terime bu açıdan bakacak olursak, kaç çarpanı var bu terimin? 3 çarpanı var. X, y ve z. Peki ikinci terimin kaç çarpanı var? 2 çarpanı var diyebiliriz. İlk çarpan x artı y, ikincisi ise y. İlk çarpan x artı 1, ikinci çarpansa y. Yani bu ifade. Bu alt ifade, küçük ifade. Çarpanlardan biri. Diğer çarpan da y. Üçüncü terimin yine 2 çarpanı var. 4 ve x. Biri çıkıp dese ki, bu terimin katsayısı nedir? Görmüyor musun? Katsayı 4 diye cevap verebilirsiniz. Şimdi buradakine geçelim. Ya da buna geçmeden önce, bu ifadede ilginç olan, çarpanlardan birinin aslında küçük bir ifade olması. Yani bu ifadeye zoom yaparsanız, yine aynı soruyu sorabilirsiniz. Bu küçük ifadede kaç terim var? 2 terim var. X ve 1. Sonuçta bunlar da toplanıp çıkartılıyor. Ve her iki terimin de tam olarak birer çarpanı bulunuyor. Yani iç içe geçmiş birden çok ifade söz konusu olabiliyor. O yüzden terimlerden veya terimlerin çarpanlarından bahsederken, iç içe geçmiş ifadelerden hangisini kastettiğinizi belirtmeniz lazım. Tüm ifadelerin terimlerini kastediyorsanız, 3 tane terimi var. Ama bu alt ifadeden bahsediyorsanız, bu ifade bizzat terimlerden birinin çarpanı. Ve 2 terimden oluşuyor. Şimdi bu örneğe bakalım. Kaç terim var? Çok açık ki yine 3 terim var. Bir terim daha ekleyeceğim. Çünkü 3 terimli ifadelerden sıkıldım. Buraya artı 1 ekliyorum. Şimdi, çok açık ki 4 terim söz konusu. Bu ilk terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim, bu da dördüncü terim. Peki bu terimlerin her birinde kaç çarpan var? Bu terim biraz değişik. Diyebilirsiniz ki, çarpanlar hani birbirleriyle çarpılan şeylerdi. Halbuki burada bir şeyi y'ye bölüyoruz. Ama unutmayın, bir şeyi y'ye bölmek demek, aynı zamanda o şeyi çarpmaya göre tersiyle çarpmak demek. O yüzden bu terimde genellikle 3 terim olduğu kabul edilir. Ve bu çarpanlar 3, x ve 1 bölü y'dir. Eğer 3, x ve 1 bölü y'yi birbirleriyle çarparsanız, tam olarak buradaki terime ulaşırsınız. O halde bu terimin 3 çarpanı var. Peki, diyelim ki biri sordu. Bu terimin katsayısı nedir? Dersiniz ki, ne olacak? 3 işte. Peki burada kaç çarpan var? Bu terim biraz gıcık. Çünkü şöyle diyebilirsiniz. 5x kare çarpı y, 5 çarpı x çarpı x çarpı y'ye eşit değil midir? Üstelik haklı da olursunuz. Burada 4 çarpan olduğunu söylemek çok cazip gelir. Ama teamüle ya da çoğunluğun takip ettiği geleneğe göre, x'in herhangi bir kuvveti tek bir çarpandır. Yani bu tek bir çarpan. Yani geleneksel olarak bu terimin 3 çarpanı olduğu söylenir. Ki bunlar da 5, x kare ve y'dir. X kare bütün olarak bir çarpan olarak kabul edilir. Peki, buradaki katsayı ne? 5. Bunu öğrendiğimize göre, burada kaç çarpan var? 3 çarpan var. Yani, x, y kare ve z üzeri 5. Ve nihayet, bu son terim, sabit terim. Kaç çarpanı var? Sadece 1. Tek başına bir rakamı duruyor işte. Hiçbir şeyle de çarpılmış değil. Harika!